Adana'da pazartesi akşamdan bu yana etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ilçede su altında kalan tarım arazilerini inceledi. Pazartesi akşamı 22'den beri metrekareye 117 kilogram yağış düştü. Gördüğümüz gibi soğan tarlaları, buğday tarlaları ve narenciye bahçeleri sular altında. Ve hiç bu kadar yağış beklenmiyordu. Şu an çiftçi tarlasına gidememekte. Biz de 4x araçlarla ancak buralara kadar gelebildik. Ancak yağışlar kesildikten sonra, çiftçi gelip tarlasına bakacak. Soğan, buğday tarlaları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Çiftçiler zarar tespiti için dahi tarlalarına giremiyor. Burada buğday ve soğanlar da tarlaları zayıf olan yerlerde, suyun çok olduğu yerlerde herhalde biraz zarar tabii ki olacaktır. Mesela narenciye bahçelerinde şu gördüğümüz limon ağaçlarında hasat bittiği için fazla zarar olmayacak ve henüz daha hasatı yapılmayan Greyfurt altın top cinsi ürünlerimiz var. Double Mukut cinsi geçim mandallarımız var. Onlar belki yağışlar fazla olursa biraz zarar görecek. Drenaj kanallarındaki sular taştı. İkili araziler sulara gömüldü. Adana'da ikili araziler sular altında kaldı.